Merhabalar değerli Bursa Spor TV izleyicileri, genç oyuncularımızla röportajlarımız devam ediyor. Bu kampta kendisinden beklenti içerisinde olduğumuz futbolcularımızdan bir tanesi Emirhan Aydoğan yanımızda. Emirhan, kampın klasik sorusudur. Nasıl gidiyor? Yani aslında önemli olan şeylerden bir tanesi kamp sonuna kadar sakatlanmadan her antrenmanda bulunmak da çok önemli. Çünkü bu dönem kondisyon depoluyorsunuz ve bu sezon boyunca sizi götürüyor. Nasıl geçiyor bu anlamda kamp? Abi ben de klasik cevap veriyorum o zaman. Yorucu geçiyor. Çok yoruluyoruz. Hatta senede konuştuğumuzda zar zor vakit ayırabildin. Şimdi buradan çıkıp uyuyacağım yani. Onun dışında kamp iyi geçiyor. Biz gençler olarak tabii biraz daha bir şeyleri geliştirme çabasında olduğumuz için daha farklı bakıyoruz olaya. Bu anlamda da yardımcı hocalarımız sağ olsunlar, Selçuk Hoca, Yılmaz Hoca, Özcan Hoca hep destek oluyorlar bize. O anlamda güzel geçiyor yani, bir sıkıntı yok şu anlık. Evet. Tabii geçtiğimiz sezonlarda sen Bursa Spor'da forma şansı da bulmuştun ve senden beklenti çok yüksekti. Bunun farkında olduğunu biliyorum. Şu anda bu durum sana bir baskı yaratıyor mu? Yok, hayır, hiçbir baskı yaratmıyor. Ben özelliklerimin farkındayım. Hı-hı. Geliştirmem gereken noktaların farkına varmaya çalışıyorum. Zaten bunlar olduğu sürece ben beklentileri karşılayabileceğim. Hı-hı. O yüzden insanların düşüncesine göre değil de kendi eksiklerime göre çalışmayı yeğliyorum. Böyle daha başarılı olacağımı hissediyorum. O yüzden de sadece buna bakıyorum yani. Tabii insanın kendi öz eleştirisini yapması çok önemli ve bunu belki kendi içinde de tutup o noktalara daha iyi odaklanabildiğini düşünebilirsin. Ama eksiklerimi ne olarak görüyorsun eksiklerini? Bunu söylemek istemeyebilirsin ama. Yok, hayır. Eksiklerim. Bir kere hücum anlamında daha yaratıcı bir oyuncu olmam gerektiğini düşünüyorum. Ters ayağımın daha etkin kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Oyunu daha iyi okumam gerektiğini düşünüyorum. Ama bu konuda da en büyük artım hatalarımı peşinde olduğum için hatalarımı düzeltebilecek seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bir pas attığımda, yanlış bir pas attığımda arkadaşıma soruyorum nasıl atmalıydım. Hocaya gidip sorabiliyorum. Yani kendini geliştirmek isteyen bir oyuncu da bu özgüvene sahip olmalı diye düşünüyorum. Az önce bahsettiğim gibi öz eleştirisini yapabilmeli. Ben bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama tabii ki birden olmuyor bazı şeyler. O yüzden yavaş yavaş bunu sindire sindire gelişmek en doğrusu olacak. Tabii 8 numara artık son 4-5 yılda çok önemli bir pozisyon haline geldi. Ve bu sezonda bizim çok fazla iyi performans sergileyen 8 numaraya ihtiyacımız var. Sen de bu bölgede görev yapan bir oyuncusun. Biz senin futbolunu izlediğimizde, özellikle geçtiğimiz sezonlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda forma şansı bulduğun dönemlerde, gerçekten o hep bizde doldurulmaya çalışılan o 8 numara pozisyonu, özellikle Belüşi odağındaki futbolcu tipi, sen tam o sıfata, tanımlamaya uygun oyunculardan bir tanesiydin. Bu anlamda örnek aldığın bir oyuncu var mı diye sormak istiyorum. Yani bahsettiğin gibi ben kendi özelliklerimi de Belüşü'ye yakın görüyorum. Kendi potansiyelime de güveniyorum ama dediğim gibi biraz daha üstüne katmam gereken durumlar var. Örnek aldığım futbolculara gelirsek de yani Türkiye'nin en büyük değeri Emre Belezoğlu bir. Belüşi dediğiniz gibi. Onun dışında da her maçı izlediğimde herkesten bir şeyler katmaya çalışıyorum. Mesut Özil'den belki tam mevki olarak tanımlanamasam da ben de. Mesut Özil, onun dokunuşları, kontrolleri, Modric, ikili hem hücumu hem savunmasını. Yani, Belüşi ve Emre ilk iki sırada ama herkesten kapabileceğimi kapmak istiyorum yani. Tabii Modric demişken tabii Dünya Kupası da Hırvatlar devam ediyor, Almanlar elendi. Takip ediyor musun? Evet. Valla ben Modric olduğu için herhalde biraz duygusal bakıyorum olaya da, benim favorime kazanmasını istediğim takım Hırvatistan. Gerçekten de göze hoş gelen futbol oynuyorlar. O yüzden ben Hırvatların kazanmasını istiyorum açıkçası. Hırvatların çok iyi 8 numaraları var. Bunun bir etkisi var mı? Kesinlikle yani etkisi var mı? Tüm takımı toparlayanlar bence onlar. Modric ve Rakitic. Onların yanında destekleyen oyuncular da Dünya Kupası'nda çok iyi performans sergiliyorlar. Özellikle Rebic'i de çok beğeniyorum. Sürpriz bir performans sergiledi bana göre. Bakalım, inşallah Hırvatistan alacak kupayı.
Ben diğer genç oyuncularımıza da sordum. Bu Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan video hakem sistemi önümüzdeki sezon Süper Lig'de de uygulanacak. Penaltı kararları değişti ve Dünya Kupası'nın kaderi değişti büyük ölçüde. Nasıl buldun? Yararlı mı, faydalı mı sence? Tabii ki yararlı. Dezavantajları olduğu noktalar da var. Yok değil. Oyunun hızını kesmesi gibi. Çünkü oyunun hızı kesilince oyuncuların da odağa gidiyor. Ve bu sefer de iyi bir futbol seyrettiremeyebiliyorlar maçın belli bölümlerinde. Ama yanlış bir kararla bir takımın kaderi etkileneceğine bu oyunun kesilmesini ben yeğliyorum. O yüzden doğru bir seçim bence. Türkiye Süper Lig'de de uygulanması gereken bir kural bence. Emirhan, tekrar sana dönecek olursak, hedeflerin neler? Bu soruya çok mutlaka bu soruyla karşı karşıya kaldın. Hedeflerinde bir güncelleme var mı? Neler söylemek istersin? Milli takım, Bursa Spor, Avrupa hedefin? Ya hedefim, ben özellikle öncelikle kendi potansiyelime güveniyorum. Türkiye'de de en iyi orta sahalardan biri olabileceğime inanıyorum. Bursa Spor'da, belki Avrupa'da da ülkemi temsil edebileceğime inanıyorum ama bunlar için sadece kendime bakmalıyım, kendi gelişimime bakmalıyım. O yüzden hedefimi soracak olursanız, ben kendi potansiyelime güveniyorum, yapabileceklerime güveniyorum. Bu yolda da çalışıyorum. Olur olmaz bilmiyorum ama ben olması için çabalıyorum yani. İnşallah da olur. Tabii Vakıfköy'den yetişen isimler olarak siz buradaki kampın göz bebeğisiniz ve gerçekten Bursa Spor'umuzun geleceği olarak tanımlanıyorsunuz. Bence de bu tanımlama çok doğru. Sen hem Vakıfköy'ü görmüş hem başka takımlarda da oynamış bir oyuncu, Bursa Spor dışında takımlarda oynamış hem de Bursa Spor'da oynamış bir Vakıfköy'den yetişen isim olarak Vakıfköy'de oynayan, Vakıfköy'den buraya çıkmaya aday oyunculara nasıl bir mesaj göndermek istersin? Vakıfköy'den çıkmak isteyen oyunculara öncelikle kendilerine bakmaları, her zaman gelişimlerine odaklanmaları. Çünkü onları durduracak ve itecek birçok etken olabiliyor etrafında bu geçiş sürecinde. Onlardan kendilerini öne atabileceklerini alsınlar ama bu zorlukları aşmasını da bilmeliler. Bu anlamda da zaten yöneticilerimiz, kulübün politikası altyapıdan çıkan oyunculara destek olmalı. Çünkü biz şehir olarak, altyapı olarak çok büyük bir potansiyeliz bence. Ben kendi jenerasyonum adına söylüyorum. Çok 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 iyi oyuncular. Furkan, Ertuğrul, Enes, Kubilay, Muhammed. Gerçekten çok üst düzeyde oyuncular potansiyel anlamında. Ve her zaman geleceğini düşünüyorum ben bunun ama bunu bence biraz daha monte edebiliriz bu gençleri. Onların çıkışına biraz daha destek sağlayabiliriz. Tabii ki de gençlerden de olumlu tepkiler gelirse bu olacaktır. İnşallah da zamanla ben ilerleyen yıllarda kemik kadronun daha geçmişteki takımlarda olduğu gibi Bursa Spor'un kemik kadrosunun gençlerden kurulacağına inanıyorum. Emirhan, bu sene formayı alacağına inanıyor musun? Ben inanıyorum tabii ki. Formayı alacağıma inanıyorum. Verilirse de iyi bir performans sergileyeceğime de inanıyorum. O yüzden bunun içine çok çalışıyorum. Eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. İnşallah da o forma gelecek bana. Peki son sorum. Taraftarımıza bir mesaj göndermek ister misin? Neler söylemek istersin camiaya? Taraftarımıza tabii ki onlar da iyi futbol izlemek istiyorlar. Şehir olarak hücum odaklı bir futbol izlemek istiyorlar. İsteyen, basan, bir hücum eden takım istiyorlar. Biz de bunu istiyoruz. Futbolcu abilerim, bizler bunu istiyoruz. Biraz daha destek olabilirler diye düşünüyorum ben bu anlamda bize. Çünkü onların bir tepkisi, onlar çünkü bu camia, bu şehir için çok önemli kitleler. Onların bir tepkisi futbolcuların motivasyonu düşürebiliyor. O yüzden futbolcu yere düştüğü zaman elini uzatıp kaldırsınlar. Bu takım için daha iyi olacaktır. Kendileri için de daha iyi olacaktır. Teşekkür ediyorum Emirhan Aydoğan. Değerli Bursa Spor TV izleyicileri, röportajlarımız devam edecek.